İçer misin? Ha yok, sağ ol, iyiyim böyle. İyi. Keyfin bilir. Bak sana ne aldım. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Bunu çıkardığını görmeyeyim. Ben de görmedim, bir yerde çıkartırım. Otursana. Konuşmamız gereken bir mesele var. Nedir? Yeşim o akşam bizi görmüş. Celal babayı söyler mi bilmiyorum. Bu iyi olmadı işte. Hem de hiç. Bak ne diyeceğim. İstersen bir süre mesafe koyalım aramıza. Görüşmeyelim. Gerçekten mi? Yani. Hani korkarak yaşanmazdı aşk? Yani daha dikkatli olmak diyelim. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ki. Ne istersen. İnternet haberi çıktığında bayağı canı sıkılmıştı. Hani şu sokak çocuklarıyla ilgili olan. Ne olduğunu anlatacak mısın? Boş ver. Geçti gitti. O an kötü olmuştum sadece. Yoksa o adamın eline mi düştün? Çok kötü günlerdi Sarp. Sana kardeşimden bahsetmiştim. Umut. Hatırladım. 3 yaşında evden kaybolmuştu. Sonra polis kanlı gömleğini getirdi eve. Ama ben hep Umut'un yaşadığına inandım. Şimdi sana bir şey soracağım. Bu tahmin edebileceğinden çok daha önemli benim için. Kardeşimi sokakta yaşarken görmüş olabilir misin? Hayır Sarp. Keşke evet diyebilsem. Ama hiç tanıdık gelmiyor bu çocuk. Eminsin değil mi? Eminim. Ben sokaklardayken bu kadar küçük çocuk görmedim etrafımda. Üzgünüm. Belki içinden diyorsundur. Ne aptal adam bu diye. Sokağa düşmüş her çocuğu tanıyacağımı düşünüyor. Thank you.
nasıl bir sınav lan? Nefret ettiğim adamın öz kızıyleyim. Vay be. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ederiz. Teşekkürler, sağ ol. Sağ ol usta. Babam, biraz laflayalım mı? Canım çok sıkkın. Hayırdır Mesut'un? Bir acayip mesele var babam. Gel yanıma otur acayip Mesut'un. De bakalım de Zeynas adamım, anlat nedir derdin? Son zamanlarda çok hareketliyiz. Başımız hiç bu kadar belada olmamıştı. Hep kıyısından yırttık meseleleri. Çıkar şu ağzındaki baklığı ya. Sal. Ne olmuş Sarp'a? O adam buraya adım attığından beri olaylar durulmuyor baba. Bildiğin bir şey mi var? Hislerim var. Sarma karıyı geriye, bir bak sen de. Ömer işi mesela. Olaylar çok basit bir şekilde görülecekti. Sarp dahil oldu. Olaylar çarşafa dolandı. Hatırla bir. Davut ne demişti? Bu kadar evine dertken bir de elinden mi kaçırdın? Ben değil babam. Sarp denen o çocuk kaçırdı elinden. Böcek yerleştirme işi mesela. Cemir memir çıktı birden ortaya. Ne iş bu babam? Devam edeyim mi baba? Buyur. Et bakalım. Bu Yusuf müdüre şemsiyeyi açtırmana rağmen nasıl oldu da malların olduğu depoya gelebildi? İndirin şunları, ne yapıyorsunuz? Al. Bak bakalım şemsiye kebapçı. Açılıyor mu, açılmıyor mu? Gelelim dün geceye babam. Gel. Oraya da gel Mestan. İndir elindeki silahı. Sen nereden çıktın müdür? Bunlar benim hislerim. Anlatayım bir de sen bil istedim. Yani bütün bunların gerisinde sarkma var diyorsun. Babam, elimde şudur budur diyebileceğim bir şey yok. Ama bütün bunları toplayıp bakınca ne yalan söyleyeyim, huzursuz oluyorum. O adamı buralarda, senin evinin içinde, yengemin, Mustafa'nın yanında gördükçe tüylerim diken diken oluyor babam. Ne oluyor lan? Thank you.
kaç gündür bu Yusuf eski Yusuf değil deyip duruyorum. Haklı olabilirsin Mesut. Bu Sarp bizi Yusuf okuyor olabilir mi? Ama bu Sarp kin gütmüyor muydu Yusuf'a? Ha? Yatmadı mı onun yüzünden içeride? Buralara ne olacak Mesut? Beni durduran tek şey de işin o kısmı babam. Yoksa haşa senden destur almadan şişi takardım ben buna. Babam, sen bana destur ver. Ben bu işe bir yer atayım. Kıyısından, kıyısından. Tamam Mestan. Yap yapacağını. Şüphelerinden emin olduğun an... Şimdiden sana yazıp veriyorum fermanı. Yaşatma onu. Tak şişi. Emrin olur canım kurban. Acilledin geldim. Acil, hem de çok acil. Nedir mesele? Sarp'ın annesiyle ve o kızla görüşüyor musun? Görüşmüyorum dedim ya. Peki. Ama şimdi görüşeceksin. Anlamadım. Bahane bul, hemen onların yanına git. Bana orada lazımsın. İkisini göz altında tutacaksın. Gün boyu yanlarında ol, akşam da ol. Bir bahane yarat. Ben sana tamam, ayrılabilirsin. Değene kadar orada kal. Artık söyleyecek misin sebebini? Sarp. Ne olmuş ona? Ondan şüphelerim var. Barış'cığım. Özür dilerim. Sen elleme benim telefonumu olur mu? Ben ilgilenirim. Uğraşma çocukla. İyilik yapmak istedi işte. Vallahi Füsun teyzeciğim, onun iyilikler biraz pahalıya patlıyor ama bize. Ben geliyorum şimdi. Tamam canım. İyi alıştın sen bu köşelere. Bir göreyim seni dedim. İyi gördün. Gidiyorum. Gitme. Bak kolumdan da tutmadın bu sefer. Konuşalım biraz. Tamam olur, ben başlayayım o zaman. Olur. Sarp'la kavga etmişsiniz, niye?
Ya oldu ya işte. Ya söylesene. Kız meselesi. Ya ben anlamıyorum ikinizi. Leyla, boş ver sen onu. Bak, sana mailleri atan adam Yusuf müdür buldu. Anladın mı mesele şimdi ne kadar ciddi? Kim yapmış bunu? Nasıl olmuş? Adam kendi kafasına sıkmış. İyi de niye? Bilmesen daha iyi. Bak, senin için en hayırlısı böyle işlerden, böyle insanlardan uzak durmak. Benim için değerlisin. Anla bunu artık. Teşekkür ederim ben. Her şey için. Gerçekten. Teyze ne yapıyor? İyi, ne yapsın? İş güç. Geleyim mi be? Ne dersin? Yani bilmem. Ya bir yemek verir belki ev yemeği. Bir deneyeyim bir şansı o. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gelsin Füsun teyze. Sağ ol. Var mı bana verebileceğin ev yemeği? Tabii ki. Tuttur. Mert, neler yapıyorsun son günlerde? Ne yapayım Füsun teyze? Her zamanki işler. Serp'le neden kavga ettiniz? Biz o işi hallettik Füsun teyze. Siz haklıydınız. Bir daha almayacak. Hele bir olsun. İkiniz de kulaklarınızdan tavana asar. Tamam. Bu arada dolma çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Anne. Oğlum. Hoş geldin. Oh, nasıl geçti okul? İyiydi. Oh. Karışsın. Anne. Söyle. Türkçe ödevime yardım eder misin? Tamam, sen git yukarı çıkar üstünü, geliyorum ben. Tamam. Sen bekle. Buyurun Yeşim Hanım. Aslında sana kızmıyorum. Ne demek istediniz? Ya çok uzatmayacağım. Sizi öpüşürken gördüm. Yeşim Hanım. Dur, beni dinle önce şimdi. Dinliyorum. Sana kızmıyorum. Melek gibi bir kız kuyruk sallayınca kabahatin olmaz. Yok böyle bir şey. Yanlış görmüşsünüz. Öyle mi? Evet, mümkün mü böyle bir şey? Peki. Dur, bir şey daha söyleyeceğim o zaman sana. Oyuna geliyorsun. Dikkat et. Ve bu oyuna ilk gelen sen olmayacaksın. Ne demek istiyorsunuz? Biraz daha açık konuşabilir misiniz? Kabullenmesi zor bir şey duyacaksın şimdi benden. Neymiş o? Siz erkekler ne kadar güçlü durursanız durun, çocuk gibisiniz. Bu kabullenmesi zor bir şey, evet. Bir de şunu dinle o zaman. Melek senden önceki şoförü de babayı yakmıştı. İstersen sor Melek'e. O şoförün başına ne geldi, anlatsın sana. Yeşim Hanım, ne diyorsunuz siz? Ben... Kıskandın mı?
Hani bir şey olmamıştı? Hani bir şey yoktu aranızda? Hani yanlış görmüştüm ben? Melek yine bir oyuncak bulmuş, kendisine oynuyor. Dikkat et. Yani bana kalırsa uzak dur. Yakma derim kendini. Yeşim. Hocam, hoş geldin. Sarp. Sen nasılsın? İyiyim Celal baba, sağ ol. İyisin, iyi. Belli oluyor. Hadi kolay gelsin. Sarp kardeş, kapıyı kapatsana. Sana geldi iki çift laf edelim. Hayırdır Mestan? Güldüğüme bakma Sarp kardeş. Pek hayır değil. Bu Celal baba bazen çok dikkatsiz oluyor, biliyor musun? Yok ya, yapmaz Celal baba öyle bir şey. Sen öyle san. Geçenlerde bir adamı kafasına sıkmış. Mekanında kameralar var. Görüntüyü alıncaya kadar göbeğimiz çatladı. Ne diyorsun ya? Kardeş, akşam çok önemli bir işimiz var. Yanıma sağlam bir adam lazım. Hususi ikimizin çözeceği bir mesele. Sana uyar mı? Ayıp ediyorsun ya, tabii. Tamam. O zaman akşam sen boş ol, ben seni ararım. Eyvallah. Mestan. Buyur babam. Oturdu sizinkiler. Yemeyeceğim. Şu bölümü geçmem lazım. Ama bak, baban da geldi. Ayıp olur sonra. Of. Yemek yerken bilgisayar oyunu olmaz. Sarp abi ya. Hadi. Bozulmuş olmaz sakın. Hadi Mustafa.
Yemeği bekliyor Celal babam. Babam aşağı, babam yukarı. Göreceğim ben sizi baba oğul. Hemen buluşmamız lazım. Laptop getir. Şöyle yap sen. Sen yalnızca başlarını al. O zaman ben kıymıklarını daha rahat alırım. Dur, kopar tamam. O başları. Öyle daha iyi. Tamam. Peki bunların hepsi bitecek mi? Tabii ki bitecek. Hayır gücün amma geniş senin ya. Öldü benim kardeşim. Bırak lan şimdi. Söylesene. Celal'in yanına bu yüzden mi girdin? Kardeşini mi arıyorsun? Füsun teyze. Konuşmuştuk. Yaşıyor demiştin. Evet. Aklıma ne geldi biliyor musun? Kanlı gömleği vardı ya. Evet. Sen onu hiç çamaşır suyuyla yıkadın mı? Hiç yıkamadım onu. Güzel. Niye sordun ki? Aklıma bir şey geldi de belki kendimi sana öyle affettirebilirim. Hem fasulye ayıklamaktan kurtulurum. Hiç atlatma beni. Derdin neyse söyle. Ne oluyor Mert? Bakın. Siz bana o gömleği getirin. Ben onu adli tıba götüreyim. Yani? Ne olacak? Olacak olan şu. Gömleğin üstündeki kan örneği kayıtlardaki biriyle eşleşebilir. Böyle şeyler olabiliyor mu? Evet. Eğer Umut yaşıyorsa ve kan örneği bizde varsa... anlarız o zaman yaşayıp yaşamadığını. Eğer bu dediğin olursa, yani kayıtlarınızda bulunursa, o zaman Umut'un nerede olduğunu da öğrenebiliriz. Füsun teyzeciğim, öyle hemen heyecanlanma. Ne dediğini duymadın mı? Tamam Füsun teyze ama öyle coşma hemen. Bu benim dediğim binde bir ihtimal. Olsun, hiç yoktan iyidir. Sen hiçbir yere kaybolma. Ben getiriyorum gömleği hemen. Ya keşke önce bana söyleseydin Mert. Şimdi boş yere ümitlenecek kadın. O test sonucundan da bir şey çıkmayacak büyük ihtimal. Tal kafam. Bilemedim bu kadar heyecanlanacağını. Keşke benden isteseydin gömleği. Keşke. Ya hemen öyle asmayın suratınızı. Belki abinin dediği çıkar. O gömlekten buluruz Umut ha. Ha abi biz seninle tanışmadık bu arada. Barış ben. Biz seninle aynı adama ters gidiyoruz. Sarp geçen gün biraz gözünü korkutmuştu. Thank you.
Sana bomba getirdim, bomba. Ya. Oh. Ya en çok da ne zoruma gidiyor biliyor musun müdürüm? Bu kadar uğraştık bu iş için. Bu kadar kolay mı yakalayacaktık bu Celal'i? Mesten arıyor. Efendim Mestan. Bir saate kebapçıya gel. Dediğim meseleyi halledeceğiz. Olmaz mı Mestan? Geliyorum. Bekliyorum. Evet, alıyor muyuz şimdi Celal'i? Hı? Alacağız. Ama seni de alıyoruz Sarp. Nasıl yani? Seni de onlardan biri gibi tutuklayacağız. Ama içeride başka bir yerde kalacaksın. Gözlerden uzak. Sonra da çıkacaksın. Eyvallah. Böylece hem seni hem aileni korumuş olacağız. Celal'in de kolu kanadı kırıldıktan sonra yapacaklarımız belli. Kardeşimi bulacağım. Tamam, sen fazla dikkat çekme şimdi. Şu Mesa'nın dediği işe bir bak. Belki yine birinin canını yakar bu şerefsizler. Hadi. Eyvallah. Ah, gömlek bu. Bir an önce baktır. Tamam Füsun'dayız. İlk işim bu olacak. Ne zaman belli olur? Birkaç güne. Yani ama bak dediğimi unutma. Bu binde bir ihtimal. Herkesin kaydı yok elimizde. Hatta çok azının var. Tamam olsun. Olsun ama sen baktır. Kimse yok mu? Mestan! Hoş geldin Sarp kardeş. Hoş bulduk. Hayırdır, kimseler yok? Öyle. Geç otur. Çıkarız birazdan. Kusura bakma, sana bir şey ikram edemeyeceğim. Dert değil, hadi nereye gidiyorsak gidelim. Acele etme. Gideriz. Bir şey soracağım sadece sana. Gerginsin. Rahatla biraz. Keyfine bak. Niye bu kadar sıkıntı yaptın ki? Mestan şu an boş konuşuyoruz. Farkında mısın? Senin bu huylarına bayılıyorum en çok. Dik başlasın. Eğilmezsin kolay kolay. Rabbim dostun da düşmanın da böylesini nasip etsin. Etti de. Severim. Sev. Sev de Mestan kardeş. Derdin ne senin ya?
Artık bir derdim yok çok şükür. Söylesene Sarp kardeş. Ne konuştunuz Yusuf müdürle çatıda? Ne saçmalıyorsun Mestan? Bırak şimdi. Sen de ben de çok iyi biliyoruz konuyu. Mestan, git başkasıyla kafa bul. Üzmeyeyim seni. Lan bir de silah çektin Yusuf müdüre, iyi mi? Hani şu mezuniyette. Yemin ederim şeytanın bile aklına gelmez. Çok güzelmiş. Ver bakalım o silahı bana. Ver. Dön bak bakalım arkana kim varmış. Hatırladın mı Sarp kardeş? Hani bugün o videodaki izlediğin arkadaş. Ya. Öldürmeyen Allah öldürmezmiş. Bizim bilgisayarcı Tayfun sağ olsun. Bir efektle halletti işi. Ne oluyor lan? Neyin tezgahı bu? Geçeceksin bu işleri. Otur. 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 Sen çık. Kapıyı da kapat. Biraz gürültü olacak burada değil mi Sarp kardeş? Rahatsız etmeyelim insanlar. Yaman delikanlısın. İstedim ki bir de ben göreyim marifetlerini. Mestan, yanlış adama çatıyorsun. Pişman olacaksın bak. Ölümden korkan pişman olur Sarp kardeş. Ben pişman olmam. Baba. Bu hafta sonu arkadaşımla kalabilir miyim? Yavrum böyle şeyleri annene soracaksın. O kalamazsın diyor. İyi o zaman kalamaz. Mustafa. Hayatım mesaj gelmiş önemlidir belki. Sağ ol gülüm. Sak bende. Sen artık. Tamam gideceğim. Kovmak neymiş gazeteci kız. Alo buyurun. Ne? Somon mu? Yok efendim öyle bir şey bizde. Ne tuhaf insanlar var. Mantarlı somon diyor adam. Ben de gideyim Füsun teyze. Bütün gün başınızı ağrıttım zaten. Estağfurullah, olur mu? Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin kardeşim. Mantarlı somon balığımız yok yalnız. Tamam. Ayrıl artık yanlarından, ihtiyaç kalmadı. Neler olduğunu söyleyecek misin artık? Anlatırım sonra. Sen şunu söyle, ne yaptın lokantada? Hiç. Hiçbir şey yapma dedim. Ben de yapmadım. Öyle oturdum. Tamam, görüşürüz. Abin ölecek galiba. Umut.
Böyle bir günde annenin yanında olman iyi tabii.